31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir açıklamada bulundu Milli Savunma Bakanlığı. Çünkü farklı iddialar vardı gün yüzüne çıkan. Askerlerin oy kullandığı iddiası birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. O görüntülere bir açıklık getirdi bakanlık. Personelin mevzuata uygun olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca terörün bilançosu da paylaşıldı. Son bir haftada 27 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir. 31 Mart seçimleri geride kaldı. Ancak kameralara yansıyan bazı olaylar tartışılmaya devam ediyor. Onlardan biri de askerlerin oy kullanılan okullara gittiği anlara ilişkin görüntüler. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına neden olan karelere askeri kaynaklar açıklık getirdi. Usulsüzlük yok denildi. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personelse vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğ Amiral Zeki Aktürk, terör operasyonları ve hudut güvenliğindeki son durumu paylaştı. Son bir haftada 27, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 673 terörist etkisiz hale getirilmiştir hudutlarımızda. İkisi terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2109 şahıs ise engellenmiştir. Toplantıda yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırdığına işaret edildi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda zırhlı tank savar aracı ile 35 mm modern çekili topun kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerel seçim sonrasında şimdilerde partilerde bir muhakeme süreci başladı. İkinci parti olarak sandıktan çıktı AK Parti ve girdiği 18. seçimde ilk kez ikincilik yaşıyor. Bundan önceki seçimlerin hepsinde birincilikle ayrılmıştı. Şimdilerde sandıktan çıkan o sonuçlar mercek altına alındı, masaya kondu. Değerlendirmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon var. Değerlendirmeleri bu komisyonlar yapacak ve önümüzdeki dönemin, sonraki dönemin, dönemlerin yol haritası çıkacak bu sonuçlara göre. 22 yılın ardından ilk kez sandıktan ikinci sırada çıktı AK Parti. Yerel seçimlerin sonuçları vakit kaybetmeksizin genel merkezde masaya yatırıldı. Oy kaybının nedenlerini belirlemek için kollar sıvandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon kurulması kararı alındı. O toplantıda seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sunum yaptı. 59 sayfada oy kaybedilen il ve ilçelerle oyların artırıldığı bölgeler tek tek anlatıldı. 2019 ve 2024 seçimleri kıyaslandı. Kurmaylarına rehavet uyarısı yaptı Erdoğan. Seçimi kaybetmenin tek bir nedene indirgenmesinin kolaycılık olduğunu vurguladı. Analiz edeceğiz, nerede yanlışımız var ben dahil dönüp kendimize bakacağız. Kendimize soralım neyi daha iyi yapabilirdik dedi. Seçim sonuçlarını değerlendirecek olan komisyonlarsa siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kampanya başlıklarıyla kurulacak. Genel Başkan Yardımcıları, akademisyenler ve ilgili bakanlar yer alacak. 31 Mart seçimleri başta olmak üzere teşkilat, adaylar, parti programı ve yerel yönetimler gibi pek çok alan detaylı incelenecek. AK Parti yeni yol haritasında bilimsel verileri ön planda tutacak. Aynı sandıktaki büyükşehir, ilçe ve belediye meclisi oyları karşılaştırılacak. Büyükşehirde AK Parti, ilçede başka parti ise ilçe adayının neden benimsenmediğine bakılacak. Gelecek dönemde sadece seçim ve vaat odaklı değil, seçmenle duygusal bağ kuracak yeni bir iletişim stratejisi uygulanacak. Seçmen profiline göre verilecek mesajlar özel olarak belirlenecek.